Güllüsü abi. Güllü? Bir şey mi oldu? Konuşmamız lazım. Usta, ben geliyorum. Tabii tabii. Kemal, sana bir şey soracağım ama bana doğruyu söyle. Ne oldu ki? Sen şey... Ben ne? Sen, Halide ile... Evet. Halide hamileymiş Kemal. Ne? Kemal, bana doğruyu söyle. Sizin aranızda bir şey geçti mi? Bu ne biçim soru Güllü? Ne vakittir Halide'den ayrılmaya çalıştığımı sen de biliyorsun. Böyle bir şeyi nasıl söylersin, nasıl sorarsın? Sormaya mecburdum Kemal, affedersin. Yani doğru olmadığını ben de biliyordum ama sormak zorundaydım. Nereden duydun bunu? Doğru olduğun ne malum? Seher. Seher söyledi. Dediğine göre Halide Ekrem'den gebeymiş. Ama senden olduğunu iddia ediyor. Bu iş çığırından çıktı artık. Ne yapmaya çalışıyor bu kadın? Kendini ne zannediyor? Kemal. Eğer çocuğun Ekrem'den olduğunu ispat edebilirsek derhal boşanabilirsin. Ben de çiftliği geri alabilirim. Ha? Bir düşünsene, her şey istediğimiz gibi olur o zaman. Kemal, ne oldu? Neden susuyorsun? Bak Güllü, sadece Halide'nin değil, benim şerefim de söz konusu. Bu meselenin dillendirilmesi hiç hoş olmaz. Ne demek bu? Yani susacak mıyız? Bak bunu Halide'ye karşı kullanabiliriz Kemal. O bizi namussuzlukla suçlarken iyi miydi? Ne yapacaksın? Ha? Ortaya çıkıp Halide Ekrem'den hamile mi diyeceksin? Yakışık alır mı hiç? Ama bir şey yapmaya mecburuz. Bak, Halide'yi tehdit edip çiftliği bu şekilde ondan alırsan senin de Halide'den bir farkın kalır mı? Nereye? Çiftliğe. Bu işi ben çözeceğim. Sen sakın bir şey yapayım deme. Sakın. Hayırdır Kemal? Halide'yi görmem lazım. Sen az bekle. Halide Hanım'a haber vereyim. Hanımım, Kemal Bey geldi. Sizi görmek istiyor. Kemal mi? Gönder gitsin. Bağışlayın hanım. Halide Hanım seninle görüşemeyecek. Halide! Kemal. Yasin Ağa, sen çıkabilirsin. Konuş bakalım. Ne dolaplar çeviriyorsun? Cevap ver. Duyduklarım doğru mu? Konuşsana! Her şeyi biliyorum. Gebeymişsin. Bir de utanmadan çocuğun benden olduğunu iddia etmişsin. Bu kadar alçaldın mı sen ha? Nerede senin namusun? Ha? Nerede senin haysiyetin? Kim oluyorsun da benimle böyle konuşuyorsun? Güllü'yle karıştıran sensin Kemal. Ben Güllü'yle karıştırmıyorum. Ben onu seviyorum. Sen de birazcık gurur olsa benden boşanırdın. Ama sen ne yaptın? İnat ettin. Sonra da gidip elin adamının koynuna girdin.
Artık bitti Halide. Derhal boşanıyoruz. İffetsiz bir kadından boşanmaya hakkın var herhalde, öyle değil mi ha? Hayır Kemal, boşanmıyoruz. Bu çocuğun senden olmadığını ispat edemezsin. Hiçbir şekilde kanıtlayamazsın. Katil mi edeceksin sen beni ha? Delirtecek misin sen beni ha? Düş yakamdan Halide, düş yakamdan! Yoksa günah benden gider. Senden niye boşanmıyorum biliyor musun? Seni sevdiğim için değil, senden nefret ettiğim için. İkinizin bir araya gelmesine asla izin vermeyeceğim. Hayatı zindan edeceğim size, anladın mı? Sen istesen de istemesen de bu evlilik bitecek. Hayatımın sonuna kadar Güllü'nün yanında kalacağım. Sense tek başına, yapayalnız kalacaksın. Defol. Çık dışarı. Eğer çocuk Kemal'dense zaten korkmana hiç gerek yok. Serap sana hiçbir şey yapamaz. Eğer sen aramızda geçenlerden bahsedersen... Kemal seni tek celsede boşayabilir. Bak Ekrem. Tamam. Bu çocuk Kemal'den değil. Biliyorsun biz Kemal'le aylardır ayrıyız. Uzun zamandır hayatıma giren tek erkek sensin. Halide, bunu söylemek niye bu kadar zor oldu senin için? Çünkü sana gerçeği söyleseydim, bana gitmemiz için baskı yapacaktın. Sana daha önce de söyledim, ben burada ölmek istiyorum, bu çiftlikte. Çocuğum da burada doğsun, burada büyüsün istiyorum. Abim gibi bey olsun istiyorum. Halide, bak bunları daha önce konuştuk seninle. İstediğin şeyi yapabilirsin. Sadece bir sene ayrı kalacaksın çiftlikten. Kemal'den boşanır boşanmaz Paris'te evleniriz. Çocuğumuz doğduktan sonra da buraya döneriz. Kimse şüphelenmez. Bir yıl bile olsa buradan ayrılamam. Senin derdin çiftlik falan değil Halide. Sen Kemal'den boşanmak istemiyorsun. Çünkü Kemal'in Serap'la birlikte olmasına tahammül edemiyorsun. Bütün inadın bu yüzden, öyle değil mi? Tabii ki hayır Ekrem. Ben sadece senden biraz zaman istiyorum. Çocuk doğduktan sonra Kemal'den boşanacağım. Sen ne dediğinin farkında mısın Allah aşkına? Ekrem lütfen. Bu duyulursa rezil olurum. Sen çocuğumu herkese Kemal'den diye yutturacaksın... ...ve ben buna müsamaha göstereceğim, öyle mi? Sen aklını yitirmişsin. Karnındaki çocuk benim. Sen de bana aitsin. Ekrem. Lütfen. Serap'ın eline bu kozu verme. Evet, seni dinliyorum. Niye geldin? Serap'a verdiğin ifadeyi geri almanı istiyorum. O ifadeyi asla geri almayacağım. Almazsan bir daha çocuğunu göremezsin Ekrem. Halide. Seni en çok niçin seviyorum biliyor musun? O kadar kötüsün ki bana kötülüklerimi unutturuyorsun. Eğer Serap'ın istediklerini yapmazsan mahkemeye gidip o ifadeyi vereceğim. Bunu bil. Niye bunu yapıyorsun? Bana niye bunu yapıyorsun Ekrem? Çünkü senin bu hırslarından kurtulmanı istiyorum. Çiftlikle, Kemal'le, Serap'la uğraşmaktan vazgeçmeni istiyorum. Sen bugüne kadar hiç mutlu olmamışsın. Mutluluğun ne olduğunu bile bilmiyorsun. Ama ben sana bunu yaşatacağım. Her şeye rağmen, sana rağmen. Sen benim nasıl mutlu olacağımı bilemezsin. Ben ancak o çiftlikte mutlu olabilirim.
Hayır Halide. Çok yanılıyorsun. Sen ancak o çiftlikten, Kemal'den, Serap'a olan nefretinden ve bütün bu hırslarından kurtulabilirsen mutlu olabilirsin. İşte ben Serap'a bu yüzden yardım ediyorum. Ve Kemal'den boşanman için ne gerekirse yapacağım. Ve şunu bil ki, karnındaki çocuk gibi sen de bana aitsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.